oldu? Aldın mı? Cevap versene. Yürü sen. Kemerini tak. Ya ne istiyorlar benden anlamadım ki. Ne güzel kaldırdım arabayı, götürdüm. Yok U dönüş yap, yok geri geri git. Yusuf gülme bak fena olur. Ne yaptın da vermediler peki? Ya taktılar anacığım bana. Ne hatası? Bal gibi de taktılar işte. Vardır bir şey canım. Olur mu öyle şey? Hadi söyle. Nerede hata yaptın? Ya U dönüş yaparken direksiyon şey oldu. Ha? Bankete çıkmışım. ne oldu? Ya takıldı herhalde, dönmedi bir türlü. Yusuf, bak gülme dedim. Başka? Ne başkası ya? Başka ne hata yaptın? Ya ne hatası? Sınava girdiğimiz arabada bir alem. Geri vites ileriye doğru. Aa. Ne bileyim ben, geri alayım derken bire takmışım. Fırladı ileriye. Tamam tamam, gülmüyorum. Demek geri vitese takayım derken ha? Benim kabahatim değil ki. Dikkate almaları lazım. Ben mecbur muyum bu arabanın geri vitesi nerede diyebilmeye? Gülme dedim değil mi? Gülme. Gözünüz aydın. Tebrik ederim. Allah kahretsin. Hikaye yazdığını neden benden sakladın Bilge? Alay edersin diye korktum. Deli misin? Niye alay edeyim? Aksine sonuna kadar desteklerim. Sağ ol. Biliyorum ama yine de... Aman ne bileyim, söyleyemedim işte. Nasıl şeyler? Güzeldir mutlaka. Bilmem. Bana güzel geliyor ama. Yo yo, çok güzel olduğuna eminim. Yok canım, o kadar da değil. Amatörce şeyler. Öyle amatörce deyip küçümseme. Hikaye yazıp yarışmaya katılmak büyük olay. Bir günde Nescafe için de yolumuzu bulalım. Yok ya, kazıklayın diye değil mi? Herhalde yani. Afiyet olsun. Cengiz be, hala tiyatroda bana bir iş ayarlayamadın. Yazıklar olsun. Hakkımda, tamam. Peki, tamam. Tiyatrocu mu olmak istiyor? Ölüyor, ölüyor. Bir tiyatroda bayrak tutmaya bile razıymış. Yapma ya, çok hevesli ha. Eskiden her üç kişiden dördü şairdi. Şimdi her dört kişiden beşi tiyatrocu. Eyvah. Ne oldu? Cihan geliyor. Bana yol göründü desene. Saçmalama, bir yere gitmek yok. Aranız düzelmedi mi hala? Aynen. Mesafeliyiz bugünlerde. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Neredesin Cengiz? Bütün gün seni aradım. Gördüğün gibi buradayım. Okula niye gelmedin? Ne oldu ki? Hani oyunu çalışacaktık bugün. Hala ezberimiz tamam değil. Ne kadar rahatsın ya. Bugün mü çalışacaktık? Evet, öyle konuştuk ya. Ben öyle mi dedim? Yarın çalışalım. Dedin. Hem söz veriyorsun hem de gelmiyorsun. Korkma, geçeriz. Tabii sana göre hava hoş, vizelerin iyi. Ama ben kalırsam okuldan atılıyorum. Atılmazsın Cihan, merak etme. Söylemesi kolay Bilge. Seni ilgilendirmiyor çünkü. Ben okuldan atılırsam çok mu üzüleceksin? Aşk olsun Cihan. Üzülmeyecek miyim yani? Sen benim arkadaşım değil misin? Beni o kadar düşünsen bugün Cengiz'le çalışmamıza engel olmazdın. Ben mi engel oldum? Saçmalama Cihan. Bugün çalışacağımızı tamamen unutmuşum. Çok kırıldım sana. Öyle demek istemedim. Ne demek istedin peki? Beni yurttan ararsın Cengiz. Hadi hoşça kal. Çalışmanıza ben engel oluyorum madem. Bilge saçmalama. Bilge bir dakika. Öyle demek istemedim. Memnun oldun mu Cihan? Ama... Hayret be. Adamı hala yakalayamadılar. Ya anlamıyorum Yusuf. Adamın plakasını aldım. Polis adamı nasıl yakalayamıyor? Aman be kızım. Burası İstanbul. Kolay mı bulmak? Bana fazla geldi. Yer misin? Pis boğaz. Bir simit neyine yetmiyor. 3 tane aldın kendine. Yiyemezsin tabii. Sen benden aşağısın sanki. 1,5 gelir.
Bununla ama. Ah, şu Halit denen dolandırıcıyı bir bulabilsem. Ne yapacaksın? Paramı geri alacağım. Ya ne demezsin. Nereye alıyorsun paranı geri? Makbuzun var mı? Hani? Kartın üzerine yazdırdım ama. O sayılmaz. Şey olmaz. Yani geçmez. Haramlıkım olsun aldığı her kuruş inşallah. Eskiden böyle çayla simitle savrulmazdık. Bir kebapçıya giderdik. Efendime söyleyeyim 1,5 İskender yerdik. Tatlı yerdik. Var da yedirmiyorum öyle mi? Yok anacığım öyle bir şey mi dedim şimdi ben? Yok para yok ne yapayım? Yaratayım mı? Beygir kuşlarına var ama. Ne oldu dünkü koşu? Hani Halil'le güzel bir nalık oynamıştınız. Ne oldu diye sordum. Ne oldu? Gül beni sürpriz yaptı. Altılıda yattı. Oh canıma değsin. Yatırsan beygirlere paraları. Sonra böyle kuru kuru simit yiyelim değil mi? Benim de zevkim bu be kızım. Ne yapayım? Var mı başka bir şeyim? Doğru. Neyim var ki? Bir sigaram var, içkim var, kumarım var. Şu beygirler var. O kadar vallahi. Bir karı kız yok. Anacığım ben sana oynama demiyorum. Oyna. Ama 100.000 lira az buz para mı Yusuf? Oynayayım mı yani? Oyna tabii ama 1.000 liralık oyna. Ne bileyim 3.000 liralık oyna. O kadar da değil. 10.000 liralık oynayayım bari. Tamam 10.000 liralık oyna. Ama haftada bir kere. Hadi geç oldu biz yavaş yavaş gidelim. Annem merak eder. Hadi gidelim. Direksiyona sen geç istersen ha. Geçemez miyim saksı? Teşekkür ederim. Çikolata da al. Bir tane daha. Aa, yok artık. Peki afiyet olsun. Sahi oğlunun dersleri nasıl Şadiye Hanım? Sorma Müdür Hanım hiç sorma. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş ya. Sormayı hep unutuyorum. Allah'ın izniyle şu imtihanlarını kendini de bizi de üzmeden bir versin. Horoz keseceğim vallahi. Adam var. Zor gerçekten. Benim kızların da imtihanları başlamış. Harıl harıl çalışıyorlar. Final mi diyorlar? Ne diyorlar şimdikiler? Final diyorlar ya. Finaller başladı dediğinden beri aklım oğlanda. Yayıyor, ne içiyor yavrum oralarda. Görsen nasıl zayıflamış. Geçen hafta geldiğinde oturdum tencere tencere yemek yaptım. Sen de büyütüyorsun ama canım. Koca çocuk kendine bakabilir herhalde. Ana yüreği dayanır mı? Her hafta gel oğlum diyorum gelmiyor. Bir dakika müsaade eder misin Şadiye Hanım? Aklım Süheyla'da kaldı. Tabii ayol ben yabancı mıyım? Sen işine bak. Süheyla. Merhaba Süheyla. Nihayet yurda gelmek aklına geldi demek. Merhaba Müdür Hanım. Burası otel mi kızım? Bu ne terbiyesizlik? Ben seni bu şartlarla mı yurda aldım? Ne geldiğin belli ne gittiğin. Ha, ara sıra yurda uğradığında bir kağıt bırakıyorsun birine. Böyle olmaz kızım. Ben yurdumda böyle öğrenci istemiyorum. Ben yurttan ayrılıyorum zaten Müdür Hanım. Merak etmeyin. Bir arkadaşın evinde kalacağım artık. Babanın haberi var mı bundan? Babama ne? İstediğim yerde kalırım. Ha, sen ne işler çeviriyorsun Süheyla? Hiçbir iş çevirmiyorum Müdür Hanım. Bir arkadaşımın evinde kalacağım sadece. Ne var bunda? İşe girdin mi? Hayır ama çok yakında giriyorum. Niye tutacak arkadaşın evinde seni? İşe de girmemişsin. Niye tutmasın? Arkadaşım. Kız mı erkek mi bu arkadaş? Yurttan ayrıldığıma göre artık benimle ilgili bir sorumluluğunuz kalmadı Müdür Hanım. Öyle değil mi? O kadar kolay mı yurttan ayrılmak? Canın isteyince hemen gidiliyor mu? Ne yapmam gerekiyor Müdür Hanım? Polis zoruyla tutacak değilsiniz herhalde beni. Yurttan kendi isteğinle ayrıldığına dair bir kağıt imzalayacaksın. Başıma dert istemiyorum. Hemen imzalarım Müdür Hanım. Hiç önemli değil.
Bana bak. Neredeyse kapının önüne kadar geldik. Annem bir şey demesin gene. Ay Yusuf, tamam o iş be güzelim. Artık bir şey demiyor. Hem dese ne olur, ben çocuk muyum? İyi peki. Hadi bay bay. Görüşürüz. Güle güle. Süheyla'nın nesi varmış? Yurttan ayrılıyormuş. Aa, ayol rahat mı bakmış, niye ayrılıyor? Şimdiki gençlere akıl sır eriyormuş Hadiye. Kafaları bir karış havada. Sorma sorma. Vallahi bizim oğlandan ödüm kopuyor. Yarın öbür gün koluna ne idüğü belirsiz bir kız takıp da getirecek diye geceleri uykum kaçıyor. Aa, sen de çok pipiriklisin ama canım. Aklı başında çocuk, niye öyle yapsın? Belli olmaz. Aklımda dükkanda. Sahi dükkanda kim var? Bugün kardeşime bıraktım. Şu tatil başlasa da oğlan gelip dursa dükkanda. Vallahi yoruldum. Git mal al, gel sat. Onunla uğraş, bununla uğraş. Bıktım vallahi. Ben geldim anneciğim. Şadiye ablacığım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sen de hoş geldin. Pek de şıksın bugün maşallah. Ay teşekkür ederim Şadiye ablacığım. Ne oldu sınavın? Ya sormayın anneciğim ya. Komisyon üyelerinden biri hastalanmış, iptal ettiler, haftaya kaldı. Aa, bunlar da sıktı ama canım. Milletin işi gücü var. Yok muymuş yerine girecek bir üye? Ya bu kadar saygısızlık olmaz ki, değil mi anne? Ne sınavı müstesna? Ehliyet alıyorum da, direksiyon sınavı. Oo, maşallah. Yusuf seni çalıştırıyordur artık. Evet. Aa, sözlendiğinizde bana haber mi vermediniz yoksa? Aa, ne sözü? Ne bileyim güzelim. Kapıya kadar getirdiğini gördüm de Yusuf'un. Herhalde sözünüz yaptılar dedim. Yok, henüz yapmadık. İlle sözlü mü olmak lazım Şadiye? Ne var bunda? Hangi çağda yaşıyoruz? Orası öyle tabii de herkes merak ediyor. Etmesinler efendim. Bunda merak edecek ne var? Ay milletin işi gücü yok da beni mi merak ediyor? Ayol bunda ne kötülük var? Etraftan bana soruyorlar müstesna nişanlandı mı diye. Sen de bilmiyorum dersin. Kimseyi ilgilendirmez. Müstesna çayı yeni demlemiştim. Kendine de bize de getirsene kızım. İçeriz, tamam anneciğim. Müdür hanımcığım, ben de senin gibi düşünüyorum ama elin ağzı torba değil ki büzesin. Kötülük olsun diye söylemedim ayol. Yanlış anladıysan çok üzülürüm. Biliyorum, biliyorum. Ama millet kendi işine baksın. Biz kimsenin işine karışıyor muyuz? Yerden göğe haklısın. Rahatsız etmiyorum ya. Yo, hayır. Size Allah'a ısmarladık demek istedim müdür hanım. Her şey için teşekkür ederim. Kağıdı da yazdım. Güle güle. İnşallah pişman olacağın şeyler yapmazsın Süheyla. Yapmam. Bir ara uğrak kalan eşyalarımı da alırım. Arkadaşlarla da vedalaşmış olurum. Sen bilirsin. Öpeyim. Dedikoducu karı. Nereden gördün 2 saniye içinde Yusuf'la geldiğimi? Buyurun Şadiye abla. Sağ ol canım. Süheyla yurttan ayrıldı. Aa, demin giden o muydu? Aa, niye anne? Bilmem. Aman paşa gönlü bilir vallahi anne. Sinir hastası yapmıştı sizi. Sakın bir oğlana kaçıyor filan olmasın müdür hanım. Ne yapayım Şadiye? Koskocaman kız. Müstesna'nın yaş günüydü. Eğleniyorduk yurtta. Gelmiş kapıyı çalmış. Müstesna açmış. Kendini bilmez bir halde içeri dalmış. Bütün yurdu ayağa kaldırmış. Merve'yi isterim diye tutturmuş. Sonra hepimiz aşağı indik. Bir baktık ki yerde sürünüyor manyak. Allah'tan o sırada Yusuf abi geldi de hastaneye götürebildik. Neymiş hastalığı peki? Hem uyuşturucu almış, hem içki içmiş. Uyuşturucu mu? Evet. Ben tahmin ediyordum zaten.
Yapma ya. Ailesinin haberi var mı? Babasını bulduk. Annesi hala ortada yok. Zaten annesi pek ilgilenmez onunla. Tedaviyi de kabul etmiyormuş. Hastaneden ayrılmış. Çok kötü bir şey. Yazık ya. Ona mı yazık? Beter olur inşallah. Öyle deme Merve. Tamam. Sana çok kötülük yaptı ama kurtarılması gerek. Bir insan olarak acıyorum ben. Ben acımıyorum. Ben nefret ediyorum ondan. Daha beter olmasını istiyorum. Haklısın. Ama bu nefretle yaşayamaz. O şimdi hukuken zaten kendine hakim bir insan değil. Çaresiz bir zavallı. Zavallılar acınır. Nefret edilmez. Saçmalama ne olursun. Ne yani? Onunla dost mu olayım? Ona sevgi mi göstereyim? Hayır. Öyle bir şey söylemiyorum. Anlamıyorsun. Ona insanların el uzatması gerek. Dost, arkadaş olmak için değil. İçinde bulunduğu bataktan çıkması için. İnanamıyorum böyle konuştuğuna. Bana saldırdı diyorum sana. Bilmiyor musun? Biliyorum. Dost ol, arkadaş ol demiyorum ki. Seninle ilgisi yok. Şimdi ailesinin ona destek olması gerek. Ama yoklar. Acı. Çok acı. Yarın bizim ajanstasın, ona göre. Kaytarmak yok. Tamam. Sağ ol müstesnacığım, zahmet oldu sana. Rica ederim. Oo, saat epey geç olmuş değil mi anne? Biraz daha geç olursa diziyi kaçıracağız değil mi anne? Aa, anne bu ne bu? Çekirdeğe gene mi başladınız? Aa, iyi bir şey demiyorum. Ben gideyim artık müdür hanım. Olur mu öyle şey Şadiyeciğim? Çayını içmedin daha. Yok yok, kardeşim sıkılmıştır dükkanda. Hadi Allah'a ısmarladık müstesna. Güle güle Şadiye abla. Ocakçı var burada değil mi? Bu kaçıncı çay be? Zıkkım iç. Müstesna. Yaptığını beğendin mi? Ne yapmışım? Kovsaydın bari kadını. O da lafını bilsin. Ona neymiş benim sözümden nişanımdan? Seninle şöyle biraz ciddi ciddi konuşmanın zamanı geldi. Bugüne kadar hep kaynattın ama yeter artık. Neyi kaynatmışım anneciğim? Bırak şu çekirdeği de beni dinle. Sustum. Bak kızım. Bugüne kadar durumunuzu bildiğim için bu işi resmi bir çerçeveye dökmemenize hiçbir şey demedim. Nişanlanın, sözlenin, evlenin diye bir ısrarda bulunmadım. Sizi kendi halinize bıraktım. Elbet bir bildikleri vardır. Biraz toparlanmayı, maddi durumlarını düzeltmeyi bekliyorlardır dedim. Ben medeni bir insanım. Sana da Yusuf'a da güvenim var. Ama bu böyle gitmez artık. Benim bir şerefim var. İki paralık ettirmem. Ama... Yusuf'la geziyorsun, dolaşıyorsun. Mahallede bilmeyen yok. Bunda bir kötülük yok, tamam. Ama herkes bizim gibi değil ki. Diyeceksin ki kime ne? İstediğimiz gibi yaşarız. Ama her şeyin bir sınırı var. Bunu aşamayız. Hepimiz toplum içinde yaşıyoruz. Sağdan soldan gelen sözler insanı üzer, yaralar. Bak bugün Şadiye söylüyor. Yarın başkası söyler. Bu böyle olmaz. Artık bu işin adını koyun. Aranızda sözlenir misiniz? Nişanlanır mısınız bilmem ama böyle sürmesine artık benim iznim yok, bilmiş ol. Tamam peki, konuşurum Yusuf'la. Kapının önüne de gel arabayla. Yusuf da evimize girsin. Ama bir sıfatı olursa ben de başkalarına o zaman rahat rahat o benim damadım diyebileyim, değil mi? Sürprize bak. Merhaba, şaşırdın mı? Vallahi şaşırmadım desem yalan olur. Artık burada kalıyorum. İyi, anahtarı kapıcıdan mı aldın? Hı hı.
Sen teklif etmiştin. Unutmadın ya. Yok. Unutmadım da doğrusu beklemiyordum. Yurtla ilişkimi kestim. Müt çok bozuldu. Oh, saat 8:30 kuralından da kurtuldum artık. Biraz acele etmişsin gibi geldi bana. Kalmamı istemiyor musun? Yok. İstiyorum da yurtla bütün bağlarını koparmasaydın keşke. Belki de anlaşamayacağız. Bence anlaşırız. Aç mısın? Açım. Hem de nasıl? Sana yemek yaptım. Hayret. Elinden öyle şeyler geliyor mu senin? Canım yemek dediysek makarna falan. İki de yumurta kırarız. Freud birinci konferansına rüya biliminin yeniden gözden geçirilmesiyle başlar. Öncelikle bu, psikanaliz tarihinde özel bir yeri olan bir bilimdir. Psikanaliz, rüyanın analizi sayesinde herhangi bir ruh tedavisi metodu sırasında derinlikler psikolojisine geçmiştir. Of. Ay bu ne ya, gıy gıy gıy. Ne var? Ders çalışırken çok iyi gidiyor. Yüz veriyorsunuz bu pirayeye. Sus be hocam. Ders çalışıyoruz şurada ya. Gidin etütte çalışın siz de. Sen de iki satır çalışsan fena olmaz. Yine sınıfta kalacaksın. Kaldım zaten. Merhabalar. Merhaba, ne haber? Merhaba. Özür dilerim Bilge. Bugün sana öyle demek istememiştim. Lütfen Bilge, gerçekten çok özür dilerim. Hadi gel öpüşelim. Bazen ne dediğini bilmiyorsun Can. Gerçekten bilmiyorum ya. Ne oluyor hocam orada? Ne barışması bu böyle? Sen de her şeye karışma. Ben sana engel olmayı hiç istemem biliyorsun. Biliyorum, bir anlaşmazlık oldu sanırım. Hop hay! Oturma pantolonunla yatağıma Cihan. Çevresine müzedeki gibi kordon geçirsene. Olur canım. Gel gel benim yatağıma çıkalım. Ben bu odada oturamam artık. Bana dokunuyorsunuz. Tabii ders çalışmak falan bulaşır. Allah korusun. Olgular dizisinin olabilirliği ister tarihsel gibi kabul edilsin ister edilmesin, dinin yapısı baba karmaşası arasında kurulmuş ve ona kumanda eden duyguların zıt değerler üzerinde sayılmalıdır. Bu ne bu? Psikanaliz. Ya. Böyle bir olgular dizisinin olabilirliği ister tarihsel gibi kabul edilsin ister edilmesin, dinin yapısı baba karmaşası arasında kurulmuş ve ona kumanda eden duyguların... Ne bu be? Psikanaliz. Çay yapsam içer misiniz? Hem de nasıl? İyi yapayım. Sana fal bakayım mı? İstemez. Geçecek misin kalacak mısın onu söyleyeceğim. Bunu söylemene gerek yok ki, çalışırsam geçerim. Sen böyle başıma dikilip durursan kalırım. Fala ne gerek var ki, meraklı. Şunu biraz kısamaz mısın Piraye? Sesi ta yukarıdan duyuluyor. Duyulsun tabii. Ne güzel müzik değil mi? Ayşen ya, bu gece televizyonda çok güzel şeyler var. Ne yapalım, her gece var. Müddet Recesi'ni seyrettirmez mi? Pek sanmam. Merhaba kızlar. Merhaba Müs. Merhaba Müs'cüğüm. Ya biz bu cızırtıyı duymak zorunda mıyız boyuna? Ama müstesna, bu çok güzel bir müzik. Aman, hiç güzel müzik duymadık biz sanki. Tamam, kapatıyorum. Müs, sana fal bakayım mı? Bak be Fehiman, koskoca doktor olacaksın, nasıl olacaksın bilmem. Elinden iskambil kağıtları düşmüyor, bu ne laubali. Ben zekiyim akıllı, bir kere okusam tamam. Çok gördük öylelerini. Hadi bakalım, neyse halim o çıksın falim. Kes. Yavru kuşum gelmiş. Yavru kuşun öpsün seni güzelim. Yavru kuşuna bir sigara verebilir misin canım? Al bakalım. Ne iş yavru kuşum? İşin fallara mı kaldı? Öyle görünüyor kuşum, ne yapayım, ver. Allah Allah. Ne oldu? Şu senin Yusuf esmer, uzun boylu, yakışıklıydı değil mi? Evet.
Allah Allah. Aa, sıktın ama sen de ha? Allah Allah diye başka bir şey demiyor. Böyle fal mı olur? Ne bağırıyorsun be? Dur kontrol ediyoruz. Nesini kontrol ediyorsun? Hesap mı bu? Sus bir dakika yavru kuşum. Bir dakika sus. Ayrılık çıktı be Müs. Yarın siz tartışıyorsunuz. Bak söyleyeyim. Ayrı yönlere gidiyorsunuz. Anne, hava rüzgarlı biraz. Ben böyle üşümem, değil mi? Dışarı mı çıkıyorsun? Bir de Yusuf'la bu meseleyi konuşacağım. Yasemin'den mektup geldi. Ay canım. Anne görüyor musunuz? Ne vefalı kız, değil mi? Ya, yavrum Allah gönlüne göre versin. Çok severim Yasemin'i. Canım. Bana da selam söylüyor mu anne? Mektup önünde al, oku. Olur mu anneciğim, size yaz. Bakın ne diyor. Hayatımın en güzel günlerini sizin yanınızda geçirdim. Dostluğun, arkadaşlığın, insanlığın ne demek olduğunu sizden öğrendim diyor. Bunda ağlayacak ne var müstesna? Yok ağlamıyorum. Akıl işte. Merhaba Yusuf abi. Merhaba Gülseren. Ne haber? İyilik ne olsun. Nereden böyle? Sınavdan çıktım da yurda gidip yatacağım. Pek iyi geçmedi galiba. Bilmiyorum valla. Ama geçemezsem mahvoldum. Olur mu abisi? Geçersin. Merhaba Gülseren. Merhaba Müs. Ne oldu, sınav kötü geçti galiba. Of bilmiyorum. Takma anacığım kafanı, geçersin. Dün gece sabahladım. Yurda gideyim de biraz uyuyayım bari. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Yat, uyu, dinlen biraz, tamam mı? Süzüldüm vallahi. Çok da çalıştı. Bu ne güzellik müstesna. Fıstık gibisin maşallah. Sayenizde bayat bir fıstık olduk. Ne oldu be? Ne dedim ki şimdi? Yok bir şeye gidelim. Yürüsel'le biraz konuşmak istiyorum ben. Hay hay. Konuşalım sultanım. Tamam da Yener abi. Bu halk için üretilen bir şey. Oyuncuların halktan kişiler olması bence daha iyi. Aslında fena fikir değil de seçimi iyi yapmak lazım. Şen şakrak bir tip olmalı. Öküz gibi bakmayacak kameraya. Bugünlerde ajanslardan öylesini bulamayız. Evet bulamayız. Onlarda mutlaka bir şeyler oluyor. Ne bileyim, rol kesiyorlar anlayacağın. Çok doğru. Tiyatrocuları denesek. Peki gelsin. Seninki geldi. Merhaba. Selam. Hoş geldin. Geç öyle. Rahatsız etmiyorum ya. Merhaba. Merhaba. Ediyorsun ama olsun. Ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Yener abi biraz şakacıdır. Alınma sakın. Hoş geldiniz. Ben Yener. Memnun oldum. Ben de Merve. Şu bahsettiğin arkadaş değil mi? Sinema okuyan. Evet. Benim gözüm pek tutmadı be Erdal. Bu arkadaş yönetmen aslanlığı işini pek kıvıramaz gibi geldi bana. Sen ne dersin? Ya haklısın Yener abi. Bence de beceremez de. İşte çok ısrar etti biliyor musun? Ne diyeyim, yüzüne karşı beceremezsin falan mı diyeyim? Tabii canım. İnsanın yüzüne de söylenmez ki. Günah alınır malınır. Olmaz. Alındın mı yoksa Merve? Biz böyle aklımıza estiği gibi konuşuruz. Biliyorum. Erdal da sizden bahsederken cebinde meteliği yok ama patronluk taslar derdi. Bu Merve ile işimiz var Erdal. Bak söyleyeyim. Bunun altta kalmaya hiç niyeti yok. Yener abi bilmez miyim? Ne zaman başlıyorsun işe? Bu kadar kolay mı işe alıyorsunuz? Bana kalsa almam da Erdal'ın hatırı var. Yoksa ne yapayım senin gibi sinemacılık eğitimi gören kızı? Eczacıyla çalışırım, mühendisle çalışırım daha iyi. (Gülüyor)
çok aç be. Aman Yusuf, akşam oluyor neredeyse. Yemesen olmaz mı? Buralarda bir lahmacuncu var. Parmaklarını yersin şerefsizin. Şimdi gelir. Sokak lahmacunu mu? Çok güzel ama müstesna. İçine domates, soğan da doğruyor. Yusuf, ben seninle konuşmak istiyorum. Hı hı, olur, konuşalım. Biz ne zaman evleneceğiz Yusuf? Hoppala, bunu mu konuşacağız? Böyle gitmeyecek Yusuf. Bu işi resmileştirelim. Nasıl yani? Nişanlanalım en azından. En azından? Ya en çoğundan ne Allah bilir? Bak Yusuf, seninle medeni iki insan gibi konuşalım. Hayır, olmayacaksa tamam, olmaz. Daha yaşımız genç. Başka kısmetlerimizi baharat etmeyelim. O nasıl laf be? Benim başka kısmetim mısmetim yok. Canım benim de yok. Ama olabilir. Öyle değil mi? Bir nişan yapalım hiç olmazsa ele güne karşı. İyi de müstesna. Kaç lira borcum var biliyor musun? Bir nişan kaç paraya çıkar? O evin taksidi zaten geldi, boğazıma dayandı. Ay yaşa be. Lahmacuncu geldi. Gel aslanım buraya. Lahmacunumuz kusur kaldı şimdi. Biz konuşalım gene. Ne zararı var? Arabanın senetleri her ay tak geliyor. Allah'tan bir de plaka borcum yok. O da olsaydı oho. Buyur abi. Kaç tane yersin? Bak temiz mi? Temiz değilse dokunur. Tertemiz yenge. Lokantadakilerden daha temizdir. Ne yengisi aman sende. Ben hep yiyorum müstesna. Öyle değil mi onbaşım? Bir gün bir şey oldu mu abi? Lafta çuvalla anacım. İki tane ver. Peki. Ama soğan koyma. Aa, attır azıcık soğan be müstesna. Soğansız yenir mi? Sen azıcık koy. Yani Yusuf, şurada ciddi önemli nazik bir konu konuşuyoruz. Soğanlı lahmacun yiyip de havasını bozmasan olmaz değil mi? Sana söyledim. Evin borcu tamam öderiz. Bari arabanın borcu bitsin öyle evlenelim. Her ay 1 milyon veriyorum arabaya. Onu kira yaparız olur. Buyur yenge. Al bakalım. Eyvallah. Dursuz. 1 milyon nasıl kazanılıyor biliyor musun? Kur'an çarpsın anam ağlıyor bütün gün. Hadi evlendik diyelim. Neyin üstünde oturacağız? Evde doğru dürüst ne halı var ne de koltuk. Buzdolabı desen Nuh-u Nebi'den kalma. Doğru dürüst yemek yiyecek masamız bile yok. Televizyon desen bir gün çalışır, 2 gün çalışmaz. Kim bilir daha aklımıza gelmeyen ne eksikler vardır. Öyle değil mi? Hiç anlamıyorsun beni Yusuf. Evlenmek öyle kolay mı? Daha eşya alacağım. Kuru kuru da oturulmaz ki değil mi? Peki ne zaman bitiyor arabanın taksidi? 6-7 ay bir şey kaldı. Vallahi ben 6-7 ay daha parmağımda alyans olmadan dolaşamam Yusuf. Alyans nişanda takılır. Benim şimdi nişan yapacak durumum yok. Bir alyans almak o kadar zor bir şey mi Yusuf? İstersen parasını ben vereyim. Ya ne lüzum var? Bir düzlüğe çıkalım, nişan yaparız. Alırım o zaman. Ya bitsin bu iş Yusuf. Vallahi bak çok uzadı yani. Yılan hikayesine döndü. Hayda. Ya annem de sıkıştırıyor. Ya resmileştirin ya bitirin dedi. Ya bence de öyle. Bana bir alyans alamıyorsan bitirelim bu işi. Mesele alyansta değil be kızım. Bilmem artık. Medeni iki insan gibi ayrılalım. Sen yoluna ben yoluma. Buradakiler seni istiyor. Ama biz seni daha çok istiyoruz. Sana da içki hazırlayayım mı? En büyük. Yo, içmem. Neden seni özlemiş olmamı. Hayrola? Yani ben de sizi çok özledim. Bayılırdım viskiye. Ne oldu? Bir süre içmesem iyi olur. Niye? Hamileyim de ondan.
Kimden? Ne demek kimden? Ne biçim soru bu? Basbayağı soru işte. Kimden? Kimden olabilir Yalçın? Ne bileyim ben kimden olabilir? Fiziksel durumu yerinde olan her erkekten olabilir. Benden değil herhalde. Şaka mı yapıyorsun? Yoo, ne şakası? Öyle her hamileyim diye gelene, ooo ne güzel, çok iyi mi diyeceğiz yani? Anne, vallahi ben çok fenayım. Midem çok kötü. Niye? Dışarıda bir şey mi yedin? Lahmacun yedim de. Ay, anne benim ateşim de var galiba. Eyvah, zehirlenmiş olmayasın müstesna. Bilmem. Anne ben çok fenayım. Ay anneciğim ben çok fenayım. Bir şey yok kızım, geçecek, merak etme. Tamam Müs, tamam, iyileşeceksin. Ne oldu? Durakta taksi yok mu? Var. Ama acele edin ne olur. Hastaneye götüreceğiz. Geliyor mu taksi? Geliyor. Tamam, bekliyoruz. Feyman ben ölür müyüm? Saçmalama Müs. Basit bir gıda zehirlenmesi. Taksi şimdi gelir. İsterseniz açık havaya çıkaralım. Tabii tabii, açık hava daha iyi. Çocuklar yardım edin de götürelim. Ay. Ay ben çok fenayım. Ay ben de. Buyurun. Buyurun bu tarafta. Anneciğim bana ne oluyor? Ya çocuklar, müstesna gerçekten ölür mü? Saçmalama be Ayşen. Lahmacun yedi diye ölen duydun mu sen hiç? Midesini yıkarlar, bir şey kalmaz. İnşallah. Kim olabilir? Sen de amma korkaksın ha. Kimse kim? Dur ben açayım. Süheyla geri gelmiş olmasın? Müdür hanım kesinlikle geri almaz onu yurda. Bence de. Aptal. Otur işte yurtta, ne var? Kapı çalıyor. Neden açmıyorsun? Ne bileyim kim? Gecenin bu saatinde belki açmamak gerekir diye düşündüm. Korktun mu yoksa? Yok canım. Sen de ödleğin tekiymişsin. Gel beraber açalım. Aa, Süheyla sen miydin? Ödümüzü patlattın kız. Geri mi döndün? Müdür hanım alırsa. Süheyla'yı tanıyan bir arkadaşım onu bir adamla görmüş. Ne var bunda? Ama uygunsuz bir vaziyette görmüş. Uygunsuz vaziyet nasıl oluyormuş Ayşe? Aman siz de uygunsuz işte. Olabilir. Bu gece beni idare edebilir misiniz kızlar? Saklar mısınız? Yarın müdür hanımla konuşurum. Canım. Gördün mü Müs'cüğüm? Bir şeyin yok. Yarın çıkacaksın. Çok korktum müstesna. Dizlerim hala titriyor. Hep Yusuf'un yüzünden oldu anne. O pis lahmacunları yedirmeseydi olmayacaktı. Müstesna, seni Vehman'la yalnız bırakırsam bana küsmezsin değil mi? Ya nereye gidiyorsunuz anne, niye? Yurda. Aklım kızlarda kalır gitmezsem. Tabii anneciğim, siz bilirsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben sana çok iyi bakarım Müs. Merak etme. Biliyorum yavru kuşum, biliyorum. Bana müsaade o zaman. Tamam. Yarın gelir seni alırım. Tamam anne. Bir şeye ihtiyacın olursa Fehiman telefon eder. Hem o doktor da var değil mi? Tabii, Uğur Bey de arada sırada yoklar. Hiç merak etmeyin müdür hanım, ben buradayım. Teşekkür ederim kızım. Uğur Bey'e teşekkür ettiğimi söyle. Hadi.
Sana emanet. Alo, Güneş Kız Öğrenci Yurdu, buyurun. İyi akşamlar. Müstesna Hanım'la görüşebilir miyim? Müstesna Hanım'la maalesef görüşemezsiniz. Çünkü zehirlendi ve hastaneye kaldırdılar. Zehirlendi mi? Hangi hastanede? Peki, çok teşekkür ederim. İmzalanacağını bildirdi. Emniyet teşkilatını bu nasıl? Anlayışa kavuşturacak düzenlemeler üzerinde. Sıkılmazsın inşallah. Yok, niye sıkılayım Uğur Bey? Türk Hava Yolları Yasemin'den mektup falan alıyor musunuz? Başkentlerine uçak seferleri başlattı. Hayır. Seferler pazartesi ve perşembe. Ben birkaç tane yazdım ama Bakü, Taşkent, Almatı cevap vermedi. Olarak yapılacak. Türk Hava Yolları bize sık sık yazıyor. Yaramancı, İyiyim bari. Evet, çok iyiymiş. Hava bağlantısı, halinden çok memnun. Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ticari potansiyelin artmasına katkıda bulunacağını söyledi. O memnunsa mesele yok. NATO Savunma Bakanlarının ilkbahar dönemi toplantıları. Ben bu gece ara sıra uğrarım size. Avrupa grubunun bir ihtiyacınız olursa lütfen söyleyin. Çok teşekkür ederim doktor bey. Size de bir sürü zahmet verdim. O nasıl söz? Yasemin'in arkadaşı benim de arkadaşım demektir. Sağ olun. Geçmiş olsun. Ben alt katta. Tamam doktor bey. Yasemin kimmiş? Bizim yurtta eskiden kalan bir kız. Siyasi gözlemciler toplantı. Uğur'un sevgilisi miydi? Savunma ordusu kurulması konusundaki görüş ayrılıklarının evet. Gündeme geleceğini belirtiyorlar. İkisine de yazık özellikle oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ortak Avrupa ordusu. Ay Müs, iyi ki hastalandın ha. Her şerde bir hayır vardır derler ya, doğru. Sen hastalanmasan bu gece televizyon seyredemezdin. İşbirliği konferansı AGİK'e barış gücü sağlaması üzerine. Ay ne kadar bencilsin Fehima. Ayıp vallahi. Yusuf! Uğur! Ya özlemişim seni. Ben de vallahi. Bizimkini gördün mü? Zehirlenmiş de. Ha, önemli bir şey değil, yarın çıkar. Nerede? Birinci kat, soldan üçüncü oda. Ha, gitmeden bana uğra. Bir gün de kafaları çekelim. Ne güzel içmiştik o gün değil mi? İçelim vallahi. Hadi hoşça kal. Kim olabilir? Bilmem. Ay dur, sakın açma kapıyı. Dur, ben yatayım ondan sonra. Tamam, açabilirsin. Odun nerede? Müstesna, geçmiş olsun. Şşş, çok kötü. Fazla üzmeyin sakın. Ay. Müstesna, geçmiş olsun. Sağ ol. Ölümden döndük işte. Döndük mü daha belli değil. Aa, yok yok. İyisin maşallah. Bakalım. Sabaha çıkarsak yaşarız. Ben çıkayım isterseniz. Aman sakın Feyman. Biliyorsun birden nöbet falan geliyor. Öyleyse televizyon seyrederim. Müstesna, çok özür dilerim. Önemli değil Yusuf. Dost kalalım yeter. Ben senden ayrılmak istemiyorum ki Müstesna. Ölüm ayırmazsa düşünürüz. Yusuf. Böyle konuşma. Kusura bakma. Geç oldu ama. Bu ne? Taksana. Aa, tam parmağıma göre. Nasıl bildin ölçüsünü Yusuf? Ben senin o mini mini parmaklarını unutur muyum Müstesna? Ay çok teşekkür ederim Yusuf. Feyman bak. Alyansıma bak.
Ay müstesna çok güzel. Ama sahinle takacaksın. Bakalım içine ne yazmışlar. Ver bakayım sen şunu bana. Leyla'ya sevgilerimle yazıyormuş. Leyla. Leyla. Kime aldın da bunu şimdi bana kakalıyorsun sen ha? Ne kime alması müstesna? Bunu sana... Utanmadın değil mi benim gibi masum bir kızı böyle el aleme aldığın alyanslarla kandırmaya ha? Utanmadın değil mi Yusuf? Yazıklar olsun sana al! Öleyim ben, öleyim! Bir dakika ölme! Öyle bir şey yok müstesna! Dinlesene! Ne dinleyeceğim seni be? Saksı!